Değerli Saat 7 Türk izleyicileri merhaba. Ben Erdal Acar. Kusursuz Plan programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir süredir devam ettiğimiz mezmurlardan 34.sünü işleyeceğiz. Ve 34. mezmur aslında daha önce işlediğimiz 22. mezmurun aynı ayetlerine sahiptir. Ve sanki 34. mezmur dans ederken yazılmış bir mezmurdur. Birçok yorum kitabında bundan böyle bahsedilir. Ve ben size aslında ayet başlıklarından birkaç örnek vermek istiyorum. Bakın, her zaman Rab'be övgüler sunacağım. Rab'le övünürüm. Rab'be yöneldim, yanıt verdi bana. Tadında görün, Rab ne iyidir. Rab'bin gözleri doğru kişilerin üzerindedir. Rab gönlü kırıklara yakındır. Bakın, bütün bu başlıklar, ayetlerin başlıkları 34. mezmurun genel karakterini anlatıyor bize. Evet, 34. mezmurdan alınan bu ayet başlıklarının 22. mezmurda olduğunu da söylemeliyim size. Ve Rabb'i yüceltme olan, Rabb'i övme olan, Rabb'e şükretme olan ayetler her iki mezmurda da bulunur. Dilerseniz size bugünkü programda paylaşacağım ayeti okumak istiyorum. 34. mezmurda 20. ayet. Bakın ne diyor ayette. Bütün kemiklerini korur, hiçbiri kırılmaz. Bakın, bu çok kısacık cümle. Bütün kemiklerini korur, hiçbiri kırılmaz. İki anlama geliyor. İsrail halkı için anlamı şudur. Ölen kişinin kemikleri kırıksa eğer onun öldüğüne karar verilir. Çarmıhta ya da başka bir şekilde ölen kişinin kemiklerinin kırılması ile o kişinin öldüğü de tescillenmiş olur. Peki bizler bugüne dönersek, peki bir kişinin üzerinde kemikleri, bakın bütün kemiklerini korur, hiçbiri kırılmaz, kimin üzerinde gerçekleşti? Bakın, biz bunları okurken bir yere de size dikkatinizi çekmek istiyoruz. Bütün kemiklerini korur, hiçbiri kırılmaz. Evet, çarmıhta İsa Mesih ölmüştür ama askerler, genel biraz önce okuduğum İsrail halkının genel özelliklerinden olan kemiğin kırılmasının İsa Mesih'te yerine gelmemesini askerler nasıl sağladı? Yani askerler geldiği zaman İsa'nın ölmüş olduğuna karar verdiler ve kemiklerinin kırılmasının gerekli olmadığına karar verdiler. Ve bakın, İsa ölmüştü. Ama bu ayet yerine geldi. Bütün kemiklerini korur, hiçbiri kırılmaz. Dilerseniz son antlaşmada İsa Mesih'in çarmıhtaki o son anlarından sonra olan olayları ayetler olarak sizlere okuyayım. Yuhanna kitabında 19. bölümde 31 ve 36. ayetler. Yahudi yetkililer Pilatus'tan çarmıha gerilenlerin bacaklarının kırılmasını ve cesetlerin kaldırılmasını istediler. Hazırlık günü olduğundan cesetlerin Şabat günü çarmıhta kalmasını istemiyorlardı. Çünkü o Şabat günü büyük bayramdı. Bunun üzerine askerler gidip birinci adamın, sonra da İsa ile birlikte çarmıha gerilen öteki adamın bacaklarını kırdılar. İsa'ya gelince onun ölmüş olduğunu gördüler. Bu yüzden bacaklarını kırmadılar. Ama askerlerden biri onun böğrünü mızrakla deldi. Böğründen hemen kan ve su aktı. Bunu gören adam tanıklık etmiştir ve tanıklığı doğrudur. Doğruyu söylediğini biliriz. Siz de iman edeseniz diye tanıklık etmiştir. Bunlar onun bir tek kemiği kırılmayacak diyen kutsal yazının yerine gelmesi için oldu. Bakın, apaçık ayet. Davut'un yazdığı mezmurlardan yüzyıllar sonra İsa Mesih'in çarmıhta bedenini ve canını vermesi ve kemiklerinin kırılmaması. Ve İsa Mesih o sırada ölmüştü ve yine de o kutsal yazı yerine geldi. Aslında bugün de çok önemli bir peygamberlik ayetini sizlerle beraber işlemiş olduk. Değerli Saat 7 Türk izleyicileri, Kusursuz Plan programının sonuna geldik. Rab hepinizi bereketlesin.